Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sınavımızdaki kritik sorumuz 11. soru. Birlikte çözümü için bakalım. Şimdi aşağıdaki kimya üzerine tasarlanmış bir küp oyuncağının kare bölmelerinde bazı oksitlerin formüllerinin gösterildiği verilmiş. Oyuncu küpte tüm bölmeleri doğru yere getirdiğinde 1 yüzeyde bazik oksit, 2 yüzeyde asidik oksit, 3 yüzeyde nötr ve amfoter oksit maddelerinin formüllerinin yazılı olması gerekmektedir deniliyor. Buna göre küpün 3 yüzeyine istenilen maddelerin gelmiş hali aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir gibi bir soru kalıbımız söz konusu. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözebilmek adına bazik oksitin, asidik oksidin ve amfoter oksidin ne demek olduğunu ya da nasıl yapılar olduğunu bilmek durumundalığına sahibiz. Bazik oksit dediğiniz şey arkadaşlar metal dediğiniz kavramlarla oksijen dediğiniz yapının birleştirilmesinden sonra elde edilen yapılar olarak ifade edilir. Oksijen buradan oluşan şey arkadaşlar bazik oksit olarak ifade edilecektir diyebiliriz. Bununla birlikte asidik oksit dediğiniz kavrama baktığınız zaman asidik oksit dediğimiz yapı arkadaşlar bir ametal dediğiniz yapının oksijenle birleşmeleri sonucunda oluşan yapılardır. Ancak burada oluşma yöntemiyle beraber ikiye ayrılan bir durum söz konusu. Burada bir asidik oksitler oluşur arkadaşlar, bir de nötr oksitler oluşur diyebilirsiniz. Asidik oksitin oluşması için oksijen miktarının ametal miktarından daha fazla, nötr oksitin oluşabilmesi için ametal miktarının oksijen miktarından daha fazla ve eşit olması gerekmektedir. Bununla birlikte elimizde bir de amfoter oksitler var. Amfoter oksitler için arkadaşlar, amfoter metal dediğiniz yapıların baktığımız zaman oksijenle birleşmeleri gereken bir durum söz konusudur. Amfoter metallerimizin neler olduğunu bilmek durumundayız. Al sana zengin papuçlu kro bekir şeklinde bir kodlamasının olduğunu da söyleyebiliriz. Bunların oksijenle birleştiği bir durumdan bahsettiğiniz zaman oluşan yapılar amfoter oksitler olarak ifade edilecek diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla yapılarda bize verilen karbonun bir ametal, kalsiyumun bir metal, magnezyumun bir metal, karbon aynı şekilde bir ametal, azot bir ametal, kükürt bir ametal, çinko amfoter bir metal, alüminyum amfoter bir metal, lityum bir metal şeklinde ifade edilen durumlara hakim olmak zorundasınız. Dolayısıyla bu bileşimleri karşılayan şıkkımızın Adana olduğunu görüyoruz. Çünkü bazik oksit dediğiniz şey metallerle oksijenin bileşimiydi. A seçeneğine baktığınız zaman birinci yüzeyin tamamının metal ve oksijen bileşimi olduğunu görebilmektesiniz. İkinci yüzey asit oksitti. İkinci yüzeyimize baktığımız zaman şurayı dahil eden bir kısım arkadaşlar. Dolayısıyla bunların oksijen miktarının ametal miktarına daha baskın olarak bileşen yapılar olduklarını görebilmekteyiz. Onu da ikinci yüzeyde görebiliyoruz. Üçüncü yüzeyimize baktığımız zaman nötr ve amfoter oksitlerin alınabilmesi gerektiği söylenmiş. Dolayısıyla alüminyumun ve çinkonun burada amfoter metal olduğunu, oksijenle birleştikleri zaman diliminde amfoter oksit oluşturduklarını, nötr oksit olarak ifade edilen kalıpta da ametal ve oksijen miktarının birbirlerine eşitlik gösterdiğini söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız bu sebepten kaynaklı Adana olarak ifade edilecektir diyebilirim.